Nur'un ne hastalığı vardı? Azra Nur Yavuz'un beyin içi tümörü var. Beyin içi tümörü. Evet. Ne zaman başladı bu rahatsızlık? Yaklaşık 11 ay önce baş ağrısıyla başladı. MR sonucu tümör saplandı beynin içinde. Biz Trabzon Tıp Fakültesi'ne gittik. Orada herhangi bir müdahale yapamadılar. Yani beyin içi olduğu için. Biz de mecbur Batı'ya, yani İzmit'e gelmek zorunda kaldık. Burada yaklaşık 7-8 aydır üniversitede tedavi görüyordu. Fakat 3 gün önce konsey sonucunda artık hastanenin herhangi bir şey yapamayacağımızı, yani bu hastalık açısından daha bir şey yapamadığımızı söyleyip bizi sevkimizi istediler. Yani çıkışımızı istediler hastaneden. Beyin ameliyatı? Beyin ameliyatı yok, olmuyor. Olmuyor. Yani çok riskli olduğu için ameliyatını yapamıyorlar. Baba. Peki konsey toplandı. Size ne dediler? Bize artık beyindeki tümörün durduğunu söylediler. Fakat hücrelerin yayıldığını. Yayılmaya devam ediyor. Kötü hücrelerin yayıldığını söylediler. Bundan dolayı da artık daha burada herhangi bir şey yapamayacağız size. Nokta atışı. Nokta atışı yapılması gerekiyor dediler çapada. Nokta atışı nedir peki? Nokta atışı aldığımız bilgilere göre kafaya maske geçirip iğnelerle beraber beyindeki kötü hücreleri yok etmeye çalışacakmışlar. Bu da çok tehlikeli ve riskli olduğu için onu biz çocuğumuza tavsiye etmiyoruz. Yaşam süresini daha da arttırıyor mu peki bu olay için? 2 veya 3 ay dediler. Evet. Şimdi çok çaresiz kaldık bu durumda. Artık bize yardımcı olabilecek doktorlarımızı bekliyoruz. Doktorların bize söylediği yaklaşık bir 2 veya 3 aylık ömrü kaldı çocuğumun. Artık çaresiz bir şekilde bekliyoruz çocuğumun ölümünü. Yani bize yardımcı olacak doktor arkadaşlardan haber bekliyoruz. Ya bu durumda bize yardımcı olsunlar. Çaresiz beklemektense ya bir şeyler yapmak istiyoruz. Çocuğumuz sağlığı için. Çok zor durumdayız. Avrupa'da Türk doktorumuz Hayat Hanım'ın ürettiği bir ilaç şu an bizim aradığımız pozisyondaki bir ilaç. Bize Hayat Hanım'ın da yardımcı olmasını istiyoruz yani bu konuda. Yurt dışında belki başka hastaneler? Yurt dışında evet, yurt dışında belki diğer hastaneler de olabilir. Yani şu an çok zor durumdayız. Bize bir yardımcı olmalarını istiyoruz. O Hayat Hanım'ın ürettiği ilacın 5 yıl sonra hayata geçeceğini, yani piyasaya sürüleceğini öğrendik biz gazetelerden falan. Bugün belki kullanım aşamasında olup da bize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Yani olursa çocuğum açısından çok iyi olur. En azından bıraktığı eğitimine devam edebilir. Memleketimize geri dönebiliriz.
Gümüşhane'den Trabzon'a gittik. Oradan Ankara'ya gittik. Ankara'daki de ameliyat olursa çok tehlikeli olduğunu söyledi bize. En son işte buraya geldik. Umuttepe'ye. Burada da 7-8 aydır tedavi gördü. Ama hiçbir netice alamadıklarını ve yani artık bu hastanede daha beklemenin anlamı olmadığını Çapa'ya yolladılar. Çapa'da da en fazla yani 3 ay ömrün uzadığını söyle, yani uzatabilir dediler. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok dediler. Başka hastanelere araştırdınız mı? Ya araştır, yani... Bulamadınız mı? Evet, bulamadık yani. Peki yurt dışında falan başka bir çözüm yolu olabileceğini düşünürüz mü? Yani düşünüyoruz ama yani biz ulaşamayız. Hı hı. Artık bilmiyorum. Bütün herkesten yardım istiyorum. Çocuğumu iyileştirsinler istiyorum. Okuluma gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı istemek istiyorum. Ve de doktor amcaları hepsi iyileştirsin. Hehehehe.